Kabarcık köpek vakti. Bir sabah Gil tam okuldan giderken havlama sesleri duydu. Yavru köpek sesleri duyuyorum dedi heyecanla. Gil havlamaları takip etti ve bir grup köpekle karşılaştı. Bu köpek yavruları sahiplenilmeye müsait dedi. Cana yakın bir salyangoz hanım. Bu da onları evlerine alacak ve onlarla yaşamaları için iyi bir ortam verecek kişiler aradığınız anlamına geliyor. Keşke benim de böyle yavru köpeğim olsaydı dedi. Gil üzerinde turuncu noktaları olan mutlulukla havlayan bir ufaklığı işaret ediyordu. Köpek yavrusu gerçekten cana yakındı ve baloncukları yakalamakta çok iyiydi. Gil okula gidince arkadaşları Morley, Gubby ve Una, Damia ve Nani'ye yavru köpeği anlattı. Keşke onu sahiplenebilseydim dedi. Sahiplenmek gerçekten çok mükemmel bir şey dedi. Öğretmenler Bay Gruper, senin için en uygun evcil hayvanı bulmuşsun. Ben miyav diyen bir kedi istiyorum dedi Molly. Ben bir papağan istiyorum dedi Dima. Hamster benim en sevdiğim hayvan dedi Gobi. Bence o yavru köpekler benim için mükemmel olacak dedi Gil. En yakın arkadaşlar oluruz. Her sabah suratımı yağlayarak uyandırır beni. Ve parkta koşar sürekli oyun oynarız. Ama Gil yavru köpekle sürekli oynayamazsın dedi Molly. Aynı zamanda onunla ilgilenmelisin de. Bu doğru dedi Bay Grupper. Bir köpekle ilgilenmek gerçekten büyük bir sorumluluktu. Eğer yavru köpeğin acıkmışsa ona yemesi için mama vermek gerekir dedi Bay Gruber. Ve yavru köpekler de susar, bu yüzden suya da ihtiyaçları vardır dedi Molly. Ve yavru köpeğinin dışarı çıkması gerektiğinde dedi. Gobi ona bir tasma takar ve yürüyüşe çıkarırsın. Eğer o yavru köpek benim evcil hayvanım olsaydı ona çok iyi bakardım dedi Gil. Gerçekten bakar mıydın diye sordu Bay Gruber. O halde gel benimle millet. Haydi sıraya girin. Size göstereceğim bir şeyler var. Bay Gruber sürü dünyalarında onlara yolu gösterdi. Nihayet yavru köpekler sahiplenme merkezinde vardılar. Burası yavru köpek. Köpeği gördüğüm yer dedi Gil. Ama Gil yavru köpeklere baktığında hepsinin gitmiş olduğunu fark etti. Salyangoz hanım ona bütün yavru köpeklerin sahiplendiğini söyledi. Gil'in en sevdiği yavru köpek de gitmişti. Gil oldukça üzüldü. Tam o sırada işte buna ihtiyacı olacaktı dedi salyangoz hanım. Ona bir yemek kabı ve tasma uzatıyordu. Ama neden diye sordu Gil. Çünkü yavru köpeğin bizimle sınıfa geliyor dedi Bay Gruber. Onu sahiplendik. Hav hav diye havladı heyecanlı yavru köpek. Tüm kabarcık çocuklar neşeyle bağırdılar. Yaşasın, teşekkürler Bay Gruber. Herkes yeni evcil hayvanlarından dolayı çok heyecanlıydı. Hepsi yavru köpekle ilgilenmede Gil'e yardım etmeyi kabul etti. Gil, ben ona banyo yaptırırım dedi. Ben de onu yürüyüşe götürürüm dedi Gobi. Molly ve Nani köpeği beslenmek ve ona su vermek için sabırsızlanıyordu. Ona yavru köpeğin eğitebileceğini söyledi. Dima, ben de ona sarılırım diye söz verdi. Ama ona hangi ismi vermeliyiz diye sordu Molly. Hav diye havladı yavru köpek. Ve ağzından kocaman bir baloncuk çıktı. Buldum dedi Gil. Ona kabarcık köpek diyelim. Herkes kabarcık köpek ismine bayıldı. Hepsi sırayla kabarcık köpeğe sarıldı ve o da onları yalayarak karşılık verdi.
Gil kabarcık köpeğe kocaman sarıldı. Seni sahiplendiğimiz için çok mutluyum oğlum dedi. Ha diye havladı yavru köpek. İyi bir yuvası ve kabarcık çocuklar gibi yeni arkadaşları olduğu için çok mutluydu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.